Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yani adettendir soruyoruz. Malum yaşadığımız deprem nedeniyle pek de iyi olduğumuz söylenemez. Biz de Adanalı olduğumuz için yakınlarımız etkilenmiş oldu. O bölgede yaşadığımız için birçok arkadaşlarımız etkilenmiş oldu. İnşallah deprem bölgesinde ne kadar yaralarımız varsa en kısa sürede sarılır. Bekle keyfim yok açıkçası. Ama hayat bir şekilde devam ediyor, bir şekilde de akıyor. Moralimiz olmadığından dolayı da birkaç seferdir sizlere sadece yazılı paylaşım yaptım. Ama bir videolu paylaşım da yapmadım. Çünkü gerçekten çok zor bir durumdu. İki haftadır da video çekmek istemiyordum. O konuda da kusuruma bakmayın. Çünkü durumumuz malum. Birçok arkadaşım da bana deprem bölgesinde olan yeni imarlarla ilgili, yeni deprem hakkındaki kararnameler, daha doğrusu resmi adını söyleyeyim, yerleşme ve yapılaşma hususunda alınan tedbirler hakkındaki kararname ile ilgili sorular soruyordunuz. Bir bakar mısınız? Nedir, ne değildir? Bazı arkadaşlarımızın da endişeleri vardı. Acaba mera kanunları mı bypass edilecek? Orman kanunları mı bypass edilecek? Tarım arazilerimi mi bypass edilecek diye. Tabii bu konuda da hepimiz doğal yaşam düşkünleri olarak hassasiyetimiz var. Biraz onları araştırdım uzun uzun. Biliyorsunuz bölge olağanüstü hal olarak ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edildiği andan itibaren bütün yürütme yetkisi daha önce Bakanlar Kurulu'nda olmuş oluyordu. Eski yönetim sisteminde, yenisinde de Cumhurbaşkanlığında. Tabii öyle olunca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle böyle bir şey çıktı. Çünkü imar kanunu varken imar kanununun aksine anayasa gereği kanun hükmünde kararname çıkartılamaz. Ancak kanunda bir şey var ise buna muhalif ya da bunu bypass edecek bir kanun hükmünde kararname olağanüstü hal kapsamında olursa çıkartılabilir. Bölgede zaten olağanüstü hal ilan edildiği için böyle bir durum söz konusu. Onun için öyle tahmin ediyorum ki bütün gruplarda, ülkemizin bütün yelpazesi de bu konuda hemfikir, durumun olağanüstü hal olduğu konusunda. Biraz moralsiz anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer enerjimi sizlere veremiyorsam kusuruma da bakmayın. Ama bu konularda da herkesin de endişelerini giderecek aydınlatıcı bir bilgi paylaşmaya çalışacağım sizlerle. KHK'yı inceledim arkadaşlar sizler için. Özellikle birkaç mimar ve mühendis arkadaşım vardı. Daha önce de beraber çalıştığımız. Onlar da benim fikirlerime değer veriyorlar, sağ olsunlar. Onlarla da bu konuları istişare ettik ve paylaştık. Şimdi sizlere madde madde anlatmaya çalışacağım ama biraz uzun. 14 madde halinde. Ve bunları ben özet olarak geçeceğim. Burada hepsini buradan anlatmaya çalışırsam biraz sıkılabilirsiniz. Teknik konular çünkü. Ama genel anlamda doğal yaşamı etkileyen veya da etkileme ihtimali olan bir şeyler var mı? Ve bunlar da olağanüstü hal olduğu için, insanların bir mağduriyeti olduğu için hoş görülebilir mi? Onların yorumlarını siz kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Ama daha detaylı bir şeyler istiyorsanız Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorumlardan yazabilirsiniz. Oralardan da cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim kanun hükmündeki kararnamenin incelenmesine. Madde 2. Çünkü birinci maddesi bunun çıkartılmasıyla ilgili söylüyor. Madde 2 ve birinci paragraf. Madde 2'de de 1'den itibaren sıralamış. Diyor ki 6.2.2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde afetten etkilenlerin geçici veya kesin iskanları, fay hattına mesafesi, zemin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yeni yerleşim tedbirlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca re'sen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilir. Yani nerelerin tespit edildiği
bakanlıkça tespit edilecek ve ilgili kurumlara bildirilecek. Bu belirleme yapılırken gereklilik bulunması halinde 25.2.1998 ve 4.342 sayılı merak kanunu ile 31.8.1956 tarihli ve 6.831 sayılı orman kanununun ek 16. maddesinde belirtilen alanlarda kullanılabilir. Şimdi burada daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Merak kanunu anlatırken. Bunlar özel kanunlar. Bu özel kanunların geçerli olduğu, orman kanunu olsun, merak kanunu olsun, bunların geçerli olduğu yerlerde özellikle merak kanunu 14. maddesi, orman kanununda ek 16. maddesi olağanüstü hal durumlarında nasıl kullanılacağını belirlemiş arkadaşlar. Böyle bir durumlarda bu şu demek değil. Buralar komple kullanacağı anlamda değil. Eğer ihtiyaç olması halinde ve olağanüstü hal olması halinde, bu olağanüstü hale savaş var, deprem var, bu tür durumlarda mecbursunuz. Uygun ise yine kullanılabilmesini olanak sağlıyor. Bu kanun bugünün tarihi değil, 1956 yılının ve 1998 yılının kanunlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu kanunun bu maddelerinde faydalanılabilir diyor. Kullanılacak demiyor. Yoksa eğer mecbur da kalınmışsa, olağanüstü bir durum varsa kullanılabilir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda bir tereddüt olduğunu düşünmüyorum. Kesin kullanacaksın demiyor çünkü. Bakacaklar ve bunu inceleyecekler. Ona göre de bir karar verecekler. Bununla ilgili yetkiyi vermiş oluyor ilgili bakanlığa. Şimdi geçelim ikinci paragrafına. Diyor ki birinci fıkraya göre belirlenen alanlarda vasıf değişikliği gereken yerlerin reislerin vasıf değişikliği yapılır. Ve bu yerler hazine adına tescil olunur. Yani Ali, Veli, Ahmet, Mehmet değil arkadaşlar. Bu işlemler ilgili kurumlara bildirilir. Yani Tarım Bakanlığı ise Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ise Orman Genel Müdürlüğü bunlara bildirilir. Vasıf değişikliği gereken yerlerde 6831 sayılı kanunun ek 16. maddesinde belirtilen alanların bulunması halinde bu alanın iki katından az olmamak üzere hazine taşınmazı orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilir. Yani şimdi biraz daha net oturmuş diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ola ki bir bölge orman vasfında ise ve burası da mecburen depremzede arkadaşlarımıza tahsis edilmek isteniyorsa ve böyle belirlenmişse, diyelim ki 100 metrekare böyle bir yer belirlendi. Bu 100 metrekarenin iki katı kadar alanda, o da en az iki katı kadar alan Orman Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere orman tesis edilecek arkadaşlar. Dolayısıyla burada ormanla ilgili konuda bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Bu sıkıntıda, yani bu çelişkide, daha da çelişki demeyelim, bu tereddütte insanların bu kaygısı da giderilmiş oluyor bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçelim dördüncü paragrafa. Yani burada da imar süreçlerini anlatıyor. Normalde imar süreçlerinde bu konunun teknik kısımlarına vakıf olan arkadaşlar bilirler. Birçok kurumlarda görüş soruluyor, etütler hazırlanıyor vesaire vesaire. Zemin etütleri de dahil buna. Burada şimdi ona özellikle değinmiş, zemin etütü olmadan süreçleri yapamazsınız diyor. Yani diğer süreçleri atlayabilirsin ama zemin etütünü asla atlayamazsın diyor. Şimdi onu okuyalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki dördüncü maddesinde ya da dördüncü paragrafında köy yerleşme alanları dahil belirlenen kesin iskan alanlarında. Çünkü bir şehir yerleşme alanları var. Bir de köy yerleşme alanları var. Çünkü köylere bile etkiledi biliyorsunuz bu deprem. Ve mevcut kentsel alanlarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanacak plan ve imar uygulamaları belirlenmeksizin jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda, bak bunu üzerinde belirtmiş, bunları yapacaksın. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanarak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılır. Yani önce zemin etütleri yapılacak belirlenen bölgede. O zemin etütlerine göre de bakanlık kendisi bir vaziyet planı hazırlayacak ve proje hazırlayacak. O projelerle devam edelim ne yapılacak. Buna göre de ruhsat düzenlenecek yapı ruhsatına göre de uygulama yapılır ve buna göre de ruhsat verilecek. Bu alanlarda çevre şehircilik, çevre eski ismini söylüyorum kusura bakmayın. İklim değişikliği sonradan eklendiği için bir türlü alışamadı dilimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanan plan ve parselasyon planlarında 3-5-1985 tarihli ve
3194 sayılı imar kanununun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Şimdi geleceğim arkadaşlar neden bunları koyduklarına. Bu alanlarda taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilir. Bu haklar takas ve trampa işlemlerine konu edilebilir. Plan, parselasyon, yapı ruhsatı, taşınmaz mülkiyeti veya imar haklarının aktarılması, takas ve trampa işlemleri ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar, damga vergisi, resim, harç ve harcamalara katılan payından müstesnadır. Bu işlemler nedeniyle ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz imar planlarının yapılma süreçlerindeki bu ilandı, askıydı, itirazdı bunlar imar planlarının olmazsa olmazları. Ancak buradaki süreçte zaten hazine arazileri zaten olağanüstü bir hal durumu var. Böyle bir durumda bu süreçleri bekleyecek bir durumumuz yok. Çünkü insanlar mağdur, insanlar göçük altında. Onun için sadece o bölgede olmak kaydıyla bu süreçler işletilmez diyor. Çünkü vatandaşların kendi yeri olsa bile şimdi ona da gelecek az sonra. Orada nasıl bir süreç işleniyor onu da anlatacağım. Dolayısıyla burada bir ay askı süresi, bir ay itirazların değerlendirilmesi vesaire bunlar 3-5 ay alacak bir durum. Sizlerin yakını olduğunu düşünün. Depremde göçük altında evsiz kalmış, barsız kalmış, bir yaşayacak yeri yok. Nasıl bir şey düşünürdünüz? Bu süreçleri işlesin mi işlemesin mi diye kendi kendinize bir sorun, ona göre de cevabını verin arkadaşlar. Şimdi bir sonraki şeye geçeceğim. Maden sahalarını söylemiş. Ondan sonra da az önceki söylemiş olduğum özel mülkiyete olan konu olan yerlerde ne süreçler işletiliyor ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi paragraf 6. Hani maden konularında hepimiz bir tereddüdümüz vardı ya arkadaşlar. Burada böyle bir durumda neler yapılıyor onu da beraberce bakalım. 4.6.1985 tarih ve 3.213 sayılı Maden Kanunu'nun 30. maddesinin 3. fıkrası kapsamında düzenlenen ara ve uç ürün üretme şartlı ihalelere ilişkin ruhsatlar hariç, yani bunlar özel ürünlerdir arkadaşlar, onlar hariç olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenen geçici veya kesin iskan alanlarına denk gelen maden ruhsat sahalarının girişimli kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararı ile karar tarihinden itibaren maden ruhsatı sahasından rehsen taksit edilmiş sayılır. Normalde bu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ama oradaki yetkiyi bakanlıktan alıyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na rehsen istediğin gibi kullan diyor arkadaşlar. Geçici veya kesin iskan alanının ruhsatın tamamını kapsaması halinde, yani bakanlığın belirlemiş olduğu alanın tamamı eğer maden sahası olması durumunda ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararı ile karar tarihinden itibaren maden ruhsatı rehsen iptal edilmiş sayılır. Yani bir bölge iskan sahası ilan etti Çevre Şehircilik Bakanlığı ve buranın da daha önceden verilmiş olan bir eğer maden sahası ruhsatı varsa rehsen bu ruhsat iptal edilmiş sayılıyor arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz gibi maden konularında da gerekli bir reaksiyon alınmış oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim o az önceki bahsetmiş olduğum konuda özel mülkiyete tabi taşınmazlar ile ilgili. Diyor ki 7. paragraf arkadaşlar, bu biraz daha uzun tutmuş özel mülkiyete konu olduğu için, çünkü mülkiyet hakkı var burada. 1. fıkrada belirlenen alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dahil edilecek alanlar ile, çünkü kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların ayrı bir statüsü var. Bir özel mülkiyet ayrı var. İle özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilgilisine göre devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilir. Yani diyor ki burada eğer ben özel mülkiyete konu bir yeri özel mülkiyete konu olan bir yeri eğer ben bu alana dahil edeceksem, yapılaşmaya açacaksam bu özel depremle ilgili, o zaman diyor ki acele kamulaştırma kararı alınabilir diyor. Bakanlık kendisi bu kararı alacak. Onun süreçleri çok daha hızlı ilerlemiş olacak. Yani önce işlemler bitecek.
Ondan sonra bedellerdir vesairedir kamulaştırma kanunundan kaynaklı süreçler sona ilerleyecek arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yani kamulaştırma hukuku farklı bir alan ve mahkemelerde bu süreçler 2 yıla kadar sürebiliyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kamulaştırma işlemleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Yani hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem de TOKİ bu konuda yetkilendirilmiş oluyor acele kamulaştırılmak konusunda. Ama sadece ve sadece deprem bölgesi için. Yani deprem bölgesinin dışında bir Ankara için ya da bir İzmir için ya da İstanbul için böyle bir karar alınamıyor arkadaşlar. Sadece deprem bölgesindeki vilayetlerdeki etkilenen alanlar için alınabiliyor. Devam ediyoruz. Kamulaştırılan taşınmazlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın talebine istinaden hazine adına tescil olunur. Yani önce hazine adına tescil edeceğim. Yani acele kamulaştırma kararı alıp hemen hazine adına tescil edeceğim. Ve ondan sonra vatandaşların diğer kamulaştırma ile ilgili işlemleri beraberinde yürüyecek. Daha sonra yürüyecek. Tescil ve telkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi aranmaz. Yani vatandaşın senin vergi borcun var, vergi borcun yok gibi herhangi bir şey aramadan direkt kamulaştırılacak. Bu işlemler daha sonra yürütülecek. Ancak tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir. Tescilden sonra bu alanlarda inşaat faaliyetlere başlanabilir. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar için kıymet takdiri tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde 6.12.2012 tarihli ve 6.362 sayılı sermaye piyasası kanunu uyarınca yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılır. Şimdi burada bunu özellikle koymuş arkadaşlar. Onu da niye koymuş? Söyleyeyim. Resmi kurumların içerisinde yapılan kamulaştırmalar kıymet tatbik komisyonları, uzlaşma komisyonları bu tür süreçlere tabi olduğu için bunu da atlayarak demiş ki sermaye piyasası kurulundaki lisanslı gayrimenkul değerleme firmaları tarafından bunu yap kardeşim ki hızlı ilerlesin. Çünkü onlar geliyorlar bir hafta içerisinde bütün değerlemelerin hepsini yapıyorlar. Zaten mahkemelerde o süreçleri yürütüyor. Yani aslında bunu demiş oluyor ki mahkemedeki süreci kardeşim sen yürüt diyor. O aynı usulle sen yürüt demeye çalışıyor. Aslında normalde kamulaştırma kanununda da var bu madde. Bunu bütün idarelere de bu şekilde yap demesi lazım. Kıymet tatbik komisyonlarından önce, kıymet tatbik komisyonlarından önce bu süreci de yap demesi lazım aslında. Bu ayrı bir uzmanlık konusu ve ayrı bir video konusu. Ve bizim aslında doğal yaşamın haricinde bir konu bu. Şimdi devam edelim. Belirlenen değer Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulur. Yani al bunu diyor Asliye Hukuk Mahkemesi'ne götür sen ver diyor. Önceden ne yapıyordu? Mahkemenin kendisi yapıyordu normal kamulaştırma süreçlerinde. Ve bu bedel tescilinden önceki tapuda kayıtlı taşınmaz maliyetlerine ödenmek üzere mahkemece belirlenen bankaya yatırılır. Ve bu belirlemiş olduğu bedeli de diyor mahkemenin belirlemiş olduğu bankaya yatır kardeşim diyor. Yani dolayısıyla burada mülkiyet hakkında ne kadar özen gösterildiğinin aslında bir göstergesi oluyor değerli arkadaşlar. Yatırılan bedel 3'er aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemelandırılır. Yani olduğu gibi durmuyor. Aynı zamanda işletilerek de değer artışı diyor ya da faiziydi neyse artık onlar da vatandaşa verilir diyor. Yani hak sahibine varsa nemalarla birlikte ödenir diyor. Bedenin yatırıldığına ilişkin karar mahkemece taşınmaz maliklere tebliğ edilir. Yani diyor ki mahkemeye sen sun, mahkeme de vatandaşlara desin ki kardeşim senin hesabına bu para yatırıldı desin diyor. Taşınmazın tescilinden önceki tapu kaydında yer alan tedbir, kamulaştırma, ipotek, ihtiyacı haciz veya intifa hakkı gibi haklar ve yasaklayıcı ve kısıtlayıcı tüm şerhler taşınmazın bedeli üzerinde devam eder. Yani parasının üzerinde devam eder. Taşınmaz üzerinde değil. O yatırılan bedel üzerine devam eder. Tapu kaydındaki haklar ve şerhler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın veya Toplu Konut İdaresi Başkanı'nın talebi üzerine tapu müdürünce re'sen terkin edilir. Yani üzerindeki bütün kısıtlamalar da kaldırılmış oluyor.
ve durum hak sahibine tebliğ edilir. Bedelin yatırılmasından sonra bu bedel üzerinden yapılacak uzlaşma görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde 4.11.1983 ve 2.942 sayılı Kamuşturma Kanunu'nun bedel tespiti ve tescili davalarına yönelik hükümlerinden bedel belirlemesine ve ödenmesine ilişkin hükümler uygulanır. Yani bu hükümler dediğim gibi Kamuşturma Kanunu'nun ilgili hükümleri beraberinde yürüyor. Bir altında da zaten Kamuşturma Kanunu'nun 30. maddesine atıfta bulunmuş. O da kamu kurumları arasındaki devirdayım. O zaten özel mülkiyeti etkilemeyen bir durum. Özel mülkiyeti etkileyen alanlarda da böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi bir 8 ve 9. maddeye geleceğim. Orada da AFAD'a ve Çevreşehir Bakanlığı'na bir takım yetkiler vermiş. Kendi arasında devirdayımla ilgili. Aslında oradaki arkadaşlarımıza ne tür bir hızlandırma ve kolaylaştırma sağlanmış onu anlatıyor. Onu da anlatalım. Videomuzu toparlayalım arkadaşlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı altyapı, üst yapı dahil her türlü inşaat yapmaya ve yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, cins değişikliği yapmaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya yetkilidir. Bu uygulamalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakları ile 4.1.2002 tarihi ve 47.34 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi idareler ile işbirliği içinde yapılabilir. Yani Kamu İhale Kanunu'ndaki işbirlikleri neyse ya da oradaki kurallar neyse ona göre de yap kardeşim diyor. Şimdi aynısını Toplu Konut İdaresi'ne de vermiş maddenin devamında. 9. maddeye geçmiş. 9. maddede demiş ki arkadaşlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından diyelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve bakanlığın bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşları ve bunların iştiraklerine bu madde kapsamında akdedilecek protokoller çerçevesinde konut, iş yeri ve altyapı tesisleri ile bunlar için gerekli her türlü ölçekte harita, etüt, proje, imar planı, parselasyon gibi mühendislik hizmetleri yaptırabilir. Ya da hak sahibi olanlara verilmek üzere yapılan konut veya iş yerleri bu ilerden satın alınabilir. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum kuruluşları ve bunların iştiraklerine kaynak aktarım yapabilir. Yani kendi aranda diyor bunların hepsini yürüt birbirlerine kaynak aktar diyor. Önceden bunların farklı bir prosedürü vardı. Burada biraz daha hızlandırmış oluyor. Genel çerçevede arkadaşlar sizlere deprem bölgesindeki olağanüstü hal kapsamında imar, yapılaşma nasıl yapılıyor onları anlatmaya çalıştım. Umarım doğal yaşam tutkunu olarak hepimizin tereddütlerini gidermiştir. Olması gereken aslında bir uygulama olmuş olduğunu görüyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum teknik bir personel olarak. Yani normal bu işleri hiç bilmeyen birileri olarak değil ama sürekli bu işlerin içerisindeyiz biz. Uyguluyoruz da fiilen de uyguluyoruz. Çünkü her gün bizim işimiz Kamuşturma Kanunu'nu uygula, imar kanununa bak, işte yönetmeliklere bak gibi birçok şeylerle uğraşıyoruz. Mesleğimiz gereği. Belki bu videoyu ilk defa seyreden arkadaşlar varsa aynı zamanda harita mühendisiyim ve adalet mezunuyum. Mevzuatları okumasını ve bunların yorumlamasını ve uygulamasını sürekli olarak yapıyoruz. Dolayısıyla burada doğal yaşamla ilgili herhangi bir tereddütün olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur, aydınlanmışsınızdır. Bu konuda benimle bu fikirlerini paylaşan özellikle mimar mühendis arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Doğal yaşamla ilgili de tereddütlü olup da abi bu nedir diye söyleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bu sayede deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın da bütün yaralara sarılır. Hızlı bir şekilde o bölge eski haline tekrar geri döner. Allah bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın. Kalın sağlıcakla diyeyim arkadaşlar.